Geçtiğimiz Eylül ayında Manisa'ya atanarak görevine başlayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisalı yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Organize edilen kahvaltı programına ETV Denge Gazetesi imtiyaz sahibi Erdinç Yumrukaya, ETV Denge Gazetesi Genel Müdürü Velihan Yumrukaya ve ETV Denge Gazetesi çalışanları da katıldı. Program sonrası ETV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Vali Özkan önümüzdeki günlerde ETV'de Erdinç Yumrukaya ile birlikte program yapacaklarının sözünü verdi. Efendim sevgili Manisalılar, efendim bugün çok özel bir gün yaşıyor Manisa basını. Çünkü şu anda birazcık burada basın toplantısı vardı ve Sayın Valim geldi. Henüz daha bir ay olmadan ayağın tozuyla ben önce basınla görüşeceğim diyerek burası Vali müthiş bir kahvaltı verdi ama başka bir şey söylüyorum. Bilgi ve birikimi, bizi bilgilendirmesi, inanıyorum ki tüm arkadaşlarımız şu anda yani çok dağınık vaziyette gittik. Çünkü bugüne kadar tüm valilerle toplantı yapmıştık ama bu bilgi ve birikiminiz efendim Büyükşehir'den gelmenize bağlıyorum ama Manisa'yı çok iyi tahlil etmişsiniz. Hoş geldiniz Manisa'ya. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Öncelikle hüsnü teveccühünüz, güzel iltifatınız için teşekkür ediyorum. Manisa şehrimiz tabiatıyla, tarihiyle, kültürüyle, tarımsal potansiyeliyle, çalışkan insanlarıyla çok önemli bir şehir. Evet. Bu şehirde bulunmak, bu şehirde hizmet etmek önemli bir şans. İnşallah bizler de el birliğiyle, basınımızla, meslek kuruluşlarımızla, merkezi idaremizle, mahalli idarelerimizle hep beraber Manisalı hemşehrilerimize layık veçiyle hizmet etmiş oluruz. Manisa'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün de sizin de ifade ettiğiniz gibi basın mensuplarımızla tanıştık. Basın, özellikle yerel basın dediğimiz zaman uzun süreli şehre hizmet etmiş arkadaşlar. Bunlar sadece bir sektörde değil, bütün sektörleri evet. En iyi bilen arkadaşlar. Evet. Evet. Şehrin hafızası tabiatıyla, bu şehrin hafızası nedir, beklentileri nelerdir? En iyi yerel basından öğrenilir. Bizler de hep beraber karşılıklı olarak hayat boyu öğrenim dediğimiz, hayat boyu eğitim dediğimiz, o eğitim sürecinin bir parçası olarak algılıyoruz. Aslında hani formal toplantılar, nutuklar değil, gerçekten birbirimizden istifade edip bu toplantıları da zamanı etkin bir şekilde kullanarak her birisini tanışmak tabiatıyla önemli ama aynı zamanda bir fırsata çevirmek. Bu toplantıdaki arkadaşlarla beraber hangi konuyu nasıl iyileştirebiliriz, hangi çalışmalarda beraber çalışabiliriz bunu öğrenmiş oluyoruz, öğrendik bugün de. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yerel televizyonumuzun da bu anlamda hem şehrimizin kalkınması için, şehrin beklentilerine tercüman olmasında önemli bir misyonu var. Çok teşekkür ederiz. Sayın televizyonumuza da teşekkür ederiz bu vesileyle. Sağ olun. Efendim şimdi şöyle bir şey. Gazeteciler çok ciddi sorular sordular ve ciddi cevaplar aldık. Yani beklemediğim soruları sordular arkadaşlarımız. Şimdi ben en eski bir gazeteci, ben de Milliyet'in köşe yazarından geldim ya, gazete patronunun yanında. Ama müthiş sorular sordular arkadaşlar ve müthiş cevaplar aldılar. Eğer izin verirseniz önümüzdeki günlerde efendim Kanal E ekranlarından canlı yayında sizde bu soruları tekrar sorup almak, cevap almak istiyorum. Tabii hay inşallah. Olur mu efendim? El birliğiyle bizim bilgi edinme hakkı bir insanlığımızın en önemli hakkı. Şehrimize ait olan, şehrimizin kültürel değerleri, beklentileri, yatırımları, hizmetleri, eğitimi, sağlığı, ulaşımı, kültürel değerlerin muhafazası, gelecek nesillerle ilgili iyileştirme açık alanlar nelerdir? Bunlar hem idare burada ne yapıyor, evet. Sivil toplum ne yapıyor, meslek kuruluşları ne yapıyor, basın ne yapıyor, ne yapmalı? Bütün bunlar insanlarımızın hakkı tabiatıyla. Bunları inşallah sizlerle beraber hem istişare ederiz, evet, hem de paylaşırız. Hoş geldiniz için sizi davet edeceğiz efendim. Hay. Sevgili Manisalılar, efendim bugünkü Sayın Valimin toplantıda verdiği bilgiler, inanıyorum ki ben bu kadar yaşım var ve çok kişiyle görüştüm ve Manisa'nın abisi olarak tanınan birisiyim ama Sayın Valimin bu kadar bilgi ve birikimini nasıl, nerede toplamış ve bize ne kadar güzel sunum yaptı. Hele o gençlerle ilgili, çocuklarımızla ilgili birikiminizi, yani biz efendim bunu anlatmakta zorluk çekerken siz nasıl yapacağımızı anlattınız. Ama Sayın Valimin'den şöyle bir söz aldık. Önümüzdeki günlerde efendim Sayın Valimin ETV ekranlarında Manisa'ya uzun bir sohbet edeceğiz ve ben buradaki soruların aynısını size soracağım efendim. Eyvallah. Manisalılar ne demek istersiniz efendim burada? Bu ekran sizin. Evet, Manisalı hemşehrilerimiz çalışkan insanlar, hem buradaki tarımsal potansiyel, kültürel değerler, bunların taşıyıcısı olmak önemli. Bizler de Manisa'ya hizmet etmekten büyük bir zevk alacağız inşallah.
bütün Manisalı hemşerilerimi muhabbetle selamlıyorum. İnşallah istikamet üzere hep beraber şehrimizi daha da iyileştirmek, güzelleştirmek için bir mecrada icra faaliyette bulunacağız. Efendim son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdiye kadar tüm gelen valilerimiz normal illerden gelmişti ama büyük şehirden gelen valimizin ağırlığını yaşadık. En kısa zamanda lütfen bizi takip edin ve anons edeceğiz. Sayın valimle karşınıza çıkacağız ve Manisa'nın tüm problemlerini ben de soracağım ama alacağım cevapları şimdiden biliyorum. Sayın valimin bu bilgi ve birikimin nereden geldiğini o yayında soracağım. Efendim çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.